Selam Millet Neden Oyunlar'la tekrar birlikteyiz. Kill the Bad Guy, Kill the Bad Guy oyunumuzla kaldığımız yerden dördüncü bölümüne devam ediyoruz. Duyduk ki yine bizim yokluğumuzda kötü adamlar şehirleri mahvetmeye, insanların eşine, kızına, yan gözle bakmaya, sokaklarda uyuşturucu satmaya başlamışlar. Hemen buna bir atmamız lazım bu duruma. Geçen bölümde hatırlarsanız şuradaki birinci bölümün zombi bölümünü oynamıştık. İkide de köpek bölümü varmış. Kocaman şeyi fark etmemiştim sağlık köşede tabii, yeterince büyük değil. Kill the bad guy. Ekonomik ol. Eğer suratından bir köpekle vurulursan, bir kuşla vurulmaktan daha çok canın acır. İnan bana diyor. Eminim öyle olur. Suratımızdan köpek nasıl vuruluruz onu da bilemiyorum ama. Aa, çok ilginç. Oo, Angry Bird. Bize Angry Bird oynatıyor. Çok da iyi oynadım söylemez bunu ya. Neyse bir tanesini halletmeyi başardı. Hatta üç tanesini halletmeyi başardı. Wow. Ama sadece bir tane köpeğimiz kaldı. Bunu da bir şöyle fırlatalım. Of. Hadi, hadi. Daha da devrilebilirsin. Son köpeğim bu da. Alın lan size. Köpek herifler size köpekle saldırıyor. Son köpekle hepsini hallettik galiba. Yo, mission fail. Nasıl mission fail ya? Mission bayağı da başarılı oldu. O zaman biz önce bir direkt bir şunları oynayalım. Yıkıl yıkıl, daha yıkılırsın sen, daha yıkılırsın ha. Şöyle yaparsak bence vururuz. Adam çok mu gitti? Yok, çok gitmedi. Çok da iyi oldu. Ama o adam kaldı oldu, onu öldüremeyeceğiz. Bu bizi bozar. Bu bizi bozar agalar. Al seni de fırlattım böyle. Artık özgürsün köpek. Buralardan kurtuldun. Bu bizi bozdu. Bu bizim sevdiğimiz Kill the Bad Guy değil. Şöyle bir çıkalım. Hemen senaryomuza devam edelim. Nerede kalmışız? Bu işe sahip olduğum için çok teşekkür ederim. Ona bütün teşekkürlerimi ilet, diyor. Liverpool FC kulübünün holiganıymış bu vatandaş. Futbolda insanları rahatsız etmek en çok sevdiği şey. Eğer takımı kaybedersek gidip bir mekanı dağıtıyormuş. Eğer takımı kazanırsa gidip bir mekanı dağıtıyormuş. Nedense bana çok tanıdık geldi, aynı bizim futbol fanatikleri gibi. Hiç sevmem, seveni de sevmem. Pasaportumu da bulurum. Şunu bozarım, şunu da bozarım ne olur ne olmaz diye. Bu şişeler ne pardon? Peşine adama şişeye vurduk diyor ya mı gidecek? Ne yapıyorum ki ben? Ne eziyet mi ediyorum adama? Şeylerle nasıl bir şey yapabiliriz acaba adıma çok merak ettim. Şişeleri şöyle yola atıp kırarsam galiba şişenin olmadığı bir yerden geçmeye çalışacak. Evet. Evet. Seni bulacağım oğlum. Seni şimdi yakaladım. Oh. Aa. Olmaz. Bu yanlış. Hadi hızlı hızlı git. Hızlı hızlı git. Fazla sallanma lan.
sana biz buraları bozmuşuz. Bunları da bozalım. Bu sırada bu şişeyi şöyle atalım. Bu şişeyi de şöyle atalım. Bu şişeyi de şöyle atalım. Hadi ya, pislendi. İşte bu be. İşte bu. Kötü adamın çığlığı kadar. Sabahları uyandığımda duymak istediğim şey kötü adamın çığlığı. Bunun kadar beni rahatlatan bir şey yok. Hiçbir zaman yolun ortasında olmamıştı. Hadi bunu, bu konuda bir değişiklik yapalım. Adamı yolun ortasına çıkarmamızı istiyor. Araba satıcısı olan William, Alabama lokasyonunda. Ülkesindeki siyahlar, Yahudiler, Araplar herkesi rahatsız ediyormuş süper karakter kostümü giyip. Ben şimdi sana süper karakter nasıl olur öğreteyim diyeyim. Bileyim, süper karakter öyle olunmaz. Süper karakter böyle olur diyeyim. İlginç olan hiçbir yerde passport göremiyorum. Ve videomda yürüyüp gidecek anladığım kadarıyla. Ah! Ah! Araba William'a çarpmıyor ki. William, ben şimdi sana bir güzellik yapacağım ama materyalimiz yok. Ben de isterim senin kafana piyano düşüreyim. Farklı şeyler yapayım sana. Değişik muameleler. Abi pasaport bile yok ki burada. Ben anlamadım bu işi ya. Ah! Şimdi anladım ama çok geç oldu. Çok geç oldu William. Şimdi halledeceğiz seni William. Geçmiş olsun. Oh, dişe geldi ya. Bütün dünyayı dolaştı. Pasaport nerede peki arkadaşlar? Aha, pasaport. Son anda aldım. Evet, dişi yakaladık. Pasaportu bulduk. Zaman bonusu. Kan döktük. Ama ilk gün öldüremedik falan filan. Giorgio Milan. Kardeşime gidip ekmek almasını söyledim. O daima unutur. Onu hatırlatabilir misin? Ekmek dükkanından ekmek alıp işler yapacağız belli ki. Arkadaş Şahin Kaya'yla birlikte filmlerde oynuyormuş. Bir futbol kulübü sahibiymiş. CEO'ymuş. Ya da ben şeymiş. Her tür kötülük var ama adamda aynı zamanda da. Şimdi stop tabelasını alabiliyoruz. O zaman şuradan bir stop diyelim. Şuradan da bir stop diyelim. Bu ekmeği alıp ne yapacağım ki ben? Aa. Acaba oldu mu ya? Herhalde pasaportu bulamadım ama. Yok, olmadı. Umurumda değil adamın ya. Aynen gitti. Çevir. Haa. Böyle oluyormuş bu iş. Şimdi oldu. Hop! Bacak gider William. Bacak gider. Yerden sürtme atarım. Aynı benim vantilatörümün şeyine benziyor. Demirine benziyor. Benim vantilatörümün demiri de böyle karardı. William, çok da şekilli bir şey yapamadık sana ama ne akar ne kokar işte. Kötünün iyisi oldu sana. Akifuyu Yamaguchi. Gerçek bir katil asla kendine sınırlar koymaz. Akifuji bir sumo güreşçisi şampiyonu. Aynı zamanda Yakuza'nın patronu. 350 pound, 170 kiloluk bir savaşçı. Bu adamı niye öldürüyoruz ki? Adam delikanlı bir abi bence. Bu adamı bence affedelim.
Oo. Amma büyük harita vermişsin bana ya. Şimdi buna böyle şeyler olmuyor. Biz buna böyle bir şey yapalım. Sonra buna böyle bir şey yapalım. Hatta bu abinin çekip gitmesini nasıl engelleyeceğiz? Oh. Oldu mu acaba? Acaba. Ha, soldan gitmedi peki. Buraya da bunu koyalım. Hatta böyle de bir şey koyalım. Başka neler tıklanabiliyor? Pasaport nerede? Hayır! Hayır arkadaşım, hayır. Hayır, gidemezsin. Seni buradan dünyanın öbür ucundan vuracağım. Ah, az kalsın vuruyordum ya la. Neyse, haşırt diye vuracağız onu. Yapacak bir şey yok artık. Adam çok uzaklardan geçiyor. Ah, bir de pasaportu göreydim. 10 numara olacaktı ama. Oğlum ben seni buradan bir ceritçi gibi vuracağım. Bir cirit ustası. Hayır, bunu kabul edemem. Yenilgiyi kabul edemem. Aa, polis arabaları da resmen herifi koruyor ama ya. Ben bu adamı aga buraya geldiği zaman vurmayı deneyim ona. Sana bir Yakuza'ya yakışır bir şekilde suikast düzenleyeceğim koçum. Şöyle iki direğin arasından bence şimdi öldün. Vallahi 12'den. Vallahi 12'den. Dişi ver. Dişi, diş. Dişi de alamadık ya. Pasaport da yok, diş de yok. Tam 12'den. Bu biraz tırt oldu. Biraz tırt oldu. Mugwati 7. Zimbaland. Zimbabwe, Afrikalı. Etrafta hiç trafik ışığı yok. Trafik sıkışıklığı yok. Anlamıyorum ki ben senin demek istediğini. Afrikalı diktatör. Vallahi tutturuyorum ya. Ben bu işi biliyorum arkadaşlar. Afrikalı diktatör binlerce sivilin ölümünden sorumluymuş. Zaten bu da yeter yani. Ötesini de okumaya gerek yok. Binlerce sivil öldüren adama başına ne gelse haktır. Bu ağaçlara bir şey olmuyor. Çok hoş. Bu arabalara bir şey oluyor mu? Oluyor. Bu arabaya buna da bir şey oluyor. Oo, bütün arabaları bozabiliyorum. Ah be kardeşim. Neden böyle yaptın ki şimdi sen? Arabaları bozduk ama doğru yerlerinde tutturamadık arabaları. Neyse, seni birinci gün haklayamadık. Birinci gün şanslı gün mü? Sen belli ki benim istediğim yerlere hiç geçmeyeceksin. Benim seni biraz yoldan çıkarmam gerekecek. Birinci olmazsa ikinci olur. Haa, diğerleri görmeyecek. Bu biraz zor oldu şimdi. Ben hepinizi bozayım sizden hızlıca. Şöyle bir el çabukluğuyla. Bundan sonra seni şuradan alayım şuraya. Ya da ben seni alayım şuraya. Diğerlerini göstermeyiz kardeşim. Aa, yolun ortasından geçtiği anda bunu yapabilecek miyim? Hadi. Biriniz karşı şeride geçsin. Hayır, hiçbiri karşı şeride geçmiyor. Burada kalsın bu.
gelsin bu yola. Sen ne yapıyorsun ama böyle ya? Oyun beni sinirlendirmeye başladı. İşte bu be! İşte bu be! Bitti. Görev bitti. Abi mission failed. Nasıl mission failed ya? Hadi oğlum, hadi. Hadi sayılı günlerin kaldı. Polis yok, durduk iyi mi? Ya bir Afrikalıyı öldürmek ne kadar zor olabilir ki ya. Bıraksak açlıktan ölür adam zaten. Adamcağızlar zaten kıtlık çekiyor. Çok güzel bir şekilde kurtardık. İşte bu, işte bu. Mukvati 7 buraya kadarmış. Hadi yallah, fazla konuşma. Daha bir sürü adam var öldüreceğim ya, acelem var kardeşim. Emilio, Meksiko. Şehre gel ya yalnız bu arada. Labirent gibi. Bunda acelemiz yok, gerçekten rahat rahat takılabiliriz diyor. Emilio bir sürü Meksikalı göçmenin sınırı geçmesine yardım etmiş. Rio Grande'den sonra Rio Grande bir bölge geçince Emilio bu göçmenlere Pedro kuzeninin evinde kalmalarını söylemiş. Burada dinlenebilirsiniz, yiyebilirsiniz demiş. Ondan sonra bütün o göçmenlerin kafasına sıkmış 3000 dolarlarını aldıktan sonra. Neyse biz de bedavadan sıkacağız diyor kafasına. Doğru söylüyor. Etme bulma dünyası. Etme bulma dünyası kardeşim. İp ver bana ip. İp istiyorum. Onu buraya kadar getireceğiz diyor. Sonra buradan ne olacak? Aşağı. Peki. Onu oraya nasıl getireceğiz ama şimdi sorun o. Bir kere bunu şuraya alalım. Sonra bunu şuradan buraya alalım. Evet. Gitmek yasak diyelim. Bunu da buradan acele bir şekilde şuraya alalım. Emilio aşağı yürüsün oradan. Emilio aşağı. Emilio. Emilio. Emil, Allah cezanı vermesin senin Emilio. Senin Allah cezanı vermesin Emilio. Demek ki ilk seferinde seni biz orada vurduk vurduk. Seni ilk seferinde vuramayınca bize ikinci bir hak tanımıyorsun. Hafif bir ivme. İşte bu ya. İşte bu oğlum. Adama böyle koyarlar sandığı. Emil! Emil! Ne oldu çocuğum? bu videomuzun son adamı. Adolf. Adolf Berlin. Bilin bakalım Berlin'deki Adolf'ün soyadı ne olabilir? Hitler olabilir mi acaba?
Alman nasyonalist, nationalist, nasyonalist, politikacı. Köpekleri insanlara tercih eder. Aynen böyle bir laf var Hitler'in. Köpekleri insanlara tercih ederim gibi. Tam olarak böyle listede bir şey söylemiş. Şöyle hemen hızlıca her yere bir bakıyorum. Bu ne abi? 1 milyon tane şey var dostlarınca kalan. Ne güzel, bütün arabaların arkası dönük araba. İyi de bütün arabaların arkası dönükken ben nasıl bu adamı şey yapabilirim ki? Bir arabayla bulabilirim. Yıkayalım buradan, buna bağlayalım. Bunu böyle tıklayalım, aşağı düşürelim. Yavrum çocuğun evladım, aşağı düşür. Bu işte bir terslik var. Bu işte bir terslik var. Bakalım. Bu verebiliyor muyum bunu? Edemiyorum. O zaman bunu yolunu değiştireceğim. Ama nasıl yolunu değiştireceğim? Nereden yolunu değiştireceğim ve nereye gidecek? Tam yolun ortasına şunu koysam nereye gider? Buraya da köpeği koysam. Bunu buradan alıp şuraya doğru atsam. Yok, bu kadar atamıyormuşuz. Oh. Acaba aşağı gitmesini sağlayabildik mi? Sağladık ama kabak gibi kamera var orada. Yok, sağlayamadık. Vallahi sağlayamadık. Bu adam bizi bayağı zorlayacak. Adam en temiz bölgeden gidiyor arkadaş. Zaten kamera var diye caddede hemen. Tamam, o zaman çok kasmadan hemen şöyle bir şey yapalım biz. Nereden gidiyor ona bakalım. Adamı bırakırsak eğer German buradan gidiyor. Buraya bir şey koyarsak yukarı gidiyor. Ha, ama kamera var, orada bir şey yapamayız ona. Ona bir şey yapabileceğimiz tek yer şu arka sokak. Kafana ölü köpek atsam, bu ölü köpek işe yarayacak gibi. Bu ölü köpek olur gibi. Dur bakalım, sen bir gel oraya. Sen hele bir gel oraya gel. Sen bir gel, bu iş olacak. Bu benim ölü köpeği daha önceden güzel bir yere hedeflemem lazım. Şöyle. Çok mu gitti? Evet, çok gitti. Geliyor musun Adolf? Bıyığına kurban oldu. Bence bu sefer zamanlama 12'den. Kamera. Tamamen unuttum. Ben bu işi buradan doğru kurtarırım arkadaş. Bunu bir yolun ortasına koyarız. İpimizi buna bağlarız. Köpeğimizi de onun üstüne ekleriz. Oyunu 4 kat hızlandırırız.
Adolf buradayken yavaşlatırız. Bunu böyle alırız. Onu daha uzaklardan da vurabiliyoruz. Şuralardan bir yerlerden. Şöyle atarız. Tuttu mu? Tut be kardeşim ya. Neyse ama metot buymuş arkadaşlar. Metot buymuş, hallettim. Yani halletmedim, halledeceğim. Bu da son atışın. Adolf. Benim gibi mancınık kullanan adamlar orta çağda kaldı. Hadi Adolf. Köpekle buluş. Buluş köpekle, işte bu. Ben 1950 yılında yaşayacaktım ki hiç 2. Dünya Savaşı, bu Almanlar falan olmayacaktı işte. Hitler'i hallederdim. Evet, 4. bölüme geçtik. Tutku ve ihtiras. İnsanlar iki şeye çok düşkündü, itiraf edelim diyor. Para ve kadın. Bunu inkar etme ve kendi avantajına kullan. Bakalım 3. bölümün bu garip oyunu neymiş, bir de ona bakalım. Merak ettim şimdi. Keşfettik madem. Lemmings demiş. Lemmings'i hatırlıyorum. Lemmings'ler giderdi sıra sıra fıtı 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 diye ekranda. Biz onlara bir şeyler yapardık. Ney? Ama bana hiçbir şey yapma izni vermiyorsun ki. Yüzelim. Tabii oynamıyor. Unutmuşuz demek ki. Pardon. Lemmings'lerimizi buradan götüremiyoruz. Evet, şimdi Lemmings'lerimizi götürebiliyoruz artık. Buradan. Çok psikopat bir şey bu ya. Buradan böyle dönün kardeşlerim. Buradan da böyle dönün. Hayır, böyle dönün. Hayır, böyle dönün. Neyse, öyle de böyle döndüler. Burada sizi böyle döndürmem lazım. Buradan da hızı yavaşlatayım. Şöyle döndürmem lazım. Ama sana köprücü diyeceğim şimdi. İşte bu. İşte bu, mükemmelsin Demix kardeş. Tam şuradan böyle dön. Fark etmez, duvara çarpınca geri dönerler. Ben çok merak ediyorum, biz 30 kişi kaldık mı? Ana! Terbiyesize bak. Abo! Ama. Ya bu dur diyor, geri döndürüyor. Peki bunları bir şey yapmanın başka yolu ne? Oho, hepsini öldürdüm. Neyse, bir dahaki videomuza kalsın. Bu Lemmings'e biz biraz bakalım ama gerçekten zevkliymiş ya. Evet arkadaşlar, yine dünyaya huzur ve barışı sağladık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Beni YouTube haricinde Facebook'ta Dedeli Oyunlar kanalından, Steam'deki Dedeli Oyunlar Steam grubundan, Instagram'da Dedeli Oyunlar'dan, Twitter'da Dedeli Oyunlar'dan takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.